Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'den şunu istiyor. Diyor ki az önce ifade ettim. Başbakanın bütün yetkileri bende olsun. Çünkü o da seçimden geldi, ben de seçimden geldim diyor. Ve bu yetkiyi meclisten aldı. Bakanların bütün yetkisi bende olsun. Onları istediğim zaman azledebileyim, istediğim kişiyi bakan yapabileyim diyor. Bu yetkiyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aldı. Şimdi millete gidiyoruz. Arkasından diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerinin eğer yasa çıkartma yetkileri varsa benim de yasa çıkartma yetkim olsun diyor. Kanun hükmünde kararname çıkartıp istediği yasayı çıkartma yetkisini eline alıyor. Bu şu demektir. Ben Sakarya'yı örnek veriyorum, Kocaeli'ne bağlayabilirim demektir. Ben ister Sakarya, Bolu, Düzce'yi bütün kurumlarını bir araya getirip bölgesel bir yönetim kurabilirim demektir. Bu yetkiyle ben bütün rektörleri, valileri ben atarım, kaymakamları ben atarım, MİT müsteşarını ben atarım, ben istediğim zaman alırım demektir. Türkiye'deki her şeyi yapabilme yetkisine sadece ben sahibim demektir. Arkasından diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni istediğim zaman ben feshedebileyim diyor. Hatta 10 yılım biterken bir ay kala feshedersem tekrar seçime gidelim ve bir 5 yıl daha Cumhurbaşkanı olarak kalabileyim diyor. Bu yetkiyi de meclisten aldı. Arkasından diyor ki en büyük mahkeme Anayasa Mahkemesi'dir. Beni de yargılayacak olan o mahkemedir. Öyleyse onun 15 tane üyesinin 12 tanesini ben seçeyim diyor. 3 tanesini benim siyasi partim seçsin diyor. Arkasından diyor ki ben tarafsız bir cumhurbaşkanı olarak yemin edeyim ama bir siyasi partinin genel başkanı olabileyim. Orada il başkanını da ben atayım, Türkiye Cumhuriyeti'nin valisini de ben atayım. İlçe başkanını ben atayım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kaymakamını da ben atayım diyor. İsterseniz bundan sonra tekrar AK Parti'ye oy verebilirsiniz. İsterseniz MHP'ye, isterseniz CHP'ye oy verebilirsiniz. Bu Türkiye'deki demokrasinin göstergesidir. Ama bütün yetkilerimizi, milletin bütün yetkilerini eğer tek bir kişiye verirseniz, o zaman tek bir kişi yanılırsa Türkiye yanılmış olur. Tek bir kişi eğer ben yanıldım, Türkiye ile ilgili zararlı bir şey yaptım derse ve bugüne kadar dendiği şekilde bir hata yaparsa Türkiye Cumhuriyeti parçalanmayla yüz yüze kalmış olur. Türkiye bir bütündür. Bakanlarıyla, milletvekilleriyle, başbakanlarıyla, parlamentosuyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün unsurlarıyla ve milletiyle bir bütündür. Milletinin iradesinin olmadığı hiçbir yönetim dünyada başarılı olamamıştır. Ve dünyada bu şekildeki yönetimlerin hepsi yok olmuştur. Biz bu cumhuriyeti hep birlikte kurduk. Hangi siyasi partiye mensup olursak olalım, birlikte kanımızı akıttık ve Mehmetçiklerimizin cenazesi, şehit cenazesi olarak kalkarken birlikte saf tuttuk. Onun için Türkiye bir kere, bir daha, bir bütün halinde biz birlikte kalacağız. Hiçbir ülkenin egemenliği bizim üstemizde gölge olamayacak, bizim yetkimiz bütün milletimizedir diyebilmelidir. Ben böyle olacağına inanıyorum. Ondan sonra tekrar ülkemizde özgür seçimler olsun. İster AK Parti, ister CHP, ister MHP kazansın, Türkiye'yi yönetsin ama Türkiye birlikte yönetmekten asla vazgeçmesin. Ve bu kesinlikle bir siyasi parti seçimi değildir. Hı hı. Bu kesinlikle bir Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli meselesi değildir. Bu bir vatan meselesidir. Söz konusu eğer vatansa gerisi de teferruattır. Biz vatanımıza, milletimize sahip çıkacağız. Biz Suriyeli mülteciler gibi eşlerimiz kollarımızda, çocuklarımız kucaklarımızda, yaşlılarımız arkamızda, Akdeniz'in karanlık sularında vatan aramayacağız. Biz Türkiye'mize sahip çıkacağız. Bütün renkleriyle, bütün siyasi görüşleriyle birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzu tüm dünyaya göstereceğiz. Biz bunu başaracak altyapıya sahibiz, güce sahibiz, sağduyuya sahibiz. Peki.